Etic TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bir Google Chrome uzantısından bahsedeceğim. E, uzantının ismi Light Shoot ekran görüntüsü aracı. E, belki bilenler vardır aramızda Google Chrome'un bu uzantısı e, direkt hızlı olarak ekrandaki mevcut olan görüntünün belli bir yerini e, resim olarak kaydetmemizi sağlıyor. Yani fotoğraf olarak kaydetmemizi sağlıyor. Üstelik eklenti olarak çalışıyor yani bir program falan değil direkt Google Chrome eklenti olarak çalışıyor. E, ben bunun indirme, şey bu linki yani indirme değil de bu linki videonun altındaki açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de direkt bu sayfaya gideceksiniz. Ondan sonra Chrome ekle diyeceğiz buradan bu Lightroom ekran görüntüsü aracını. Chrome ekle diyoruz şu anda uzantıyı ekle diyorum benden izin istedi. Uzantıyı ekle dedim. Dedim yani şu linke videonun altındaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Evet şu anda indirdi. Lightroom ekran görüntüsü aracı Chroma eklendi diyor. Zaten simgesi de buraya hemen geldi. Gördüğünüz gibi mor renk böyle bir tüy e, resmi. E, buna tıkladığım zaman direk e, ekran görüntüsü almaya başlıyor. Mesela hemen şöyle Google'a gidelim isterseniz. Bir Google'da örnek vereyim. Yanlış yazdım. Evet. Google'a açtım. Bu Google'un resmini almak istiyorum ben mesela. Hemen buradaki Live Shoot ekran görüntüsü aracına tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi lütfen alan seçin diyor. Böyle ekran bir kararıyor. Mesela ben buranın resmini almak istiyorum. Görüntüsünü almak istiyorum. Şu şekilde istediğim gibi seçiyorum basılı tuttuktan sonra. Sol yukarıda zaten kaç piksel olduğunu gösteriyor alanın. Şu şekilde mesela ben bunu alacağım. Bu şekilde seçtim bıraktım. Evet. Şimdi bunu bıraktıktan sonra yine değiştirebilme şansımız var tabii ki. Bıraktıktan sonra şu ekran karşımıza geliyor. Şimdi burada en üstteki kalem aracını kullanarak bildiğiniz üzere bir şeyler çizebiliyoruz. Tabii şuradan rengini de değiştirebilirsiniz. Yeşil yapalım mesela. Gördüğünüz gibi bu şekilde rengini değiştirip kalemle bir şeyler çizebilirsiniz. Ya da çizgi aracını kullanarak şu şekilde çizgi çizebilirsiniz. Ee, ok işaret aracını kullanarak şöyle ok işareti kullanabilirsiniz. Yine rengini değiştirmeniz gerekiyor tabii buradan. Mesela şöyle bir renk yapalım. Rengini değiştirdikten sonra şu şekilde kullanabiliriz. E, dikdörtgen aracını kullanarak dikdörtgen şekiller çizebilirsiniz. Belli bir yeri belirtmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. E, İşaretleyici ile bu genelde hani böyle fosforlu kalemlerle bir yazının üstü çizilir ya. Şu şekilde yani. Hatırladığınız büyük ihtimalle. E, şunun için kullanabiliyor. Belli bir nokta işaretleyebiliyorsunuz bununla. E, bir de yazı yazabiliyorsunuz metin yani. Metini seçtikten sonra herhangi bir yerine tıklayın resimde. Şöyle bir alan çıkacak. Hemen ismini yazın Mesela ne yazalım? E, Google yazalım. E, tabi tekrardan rengini değiştirmek için şöyle seçmemiz gerekiyor. Sonra şuradan şöyle bir işte yine yeşil, sarı tarzı bir renk seçelim. Okey diyelim. Evet, gördüğünüz gibi rengi değişti ama pek belirgin değil. Tekrardan mavi yapalım şöyle. Ee, bunu taşımak için de şöyle çizgilere geliyoruz. Daha sonra taşımak istediğimiz yere taşıyoruz. Aynen, e, bu şekilde yazı yazmış olduk. E, buradan da yaptığımız işlemleri geri alabiliyoruz. Zaten buradan da renk değişiyor. Şimdi alt taraftaki İkonlar ise buradaki buton düğmeler ise e, resmi kaydetme ile ilgili genellikle. Şimdi ilk e, prnetsc. koma yükle e, ya tıkladığımız zaman bu eklenti yapan zaten e, firmanın diyeyim sitesine Kaydediliyor. Buna tıklayalım mesela. Bu siteyi biliyorsunuzdur büyük ihtimalle direkt hızlı bir şekilde resim paylaşma sitesi gibi bir yer zaten. Gördüğünüz gibi Lightshot ücretsiz indiriliyor. Zaten burada da e, gösterilmiş. Yani ben bu buradaki linki kime atarsam atayım o kişi bu resmi görecektir. Burada direkt böyle Lightshot'a Yükleyebildim resmi gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu kapatayım Tekrardan tıklıyorum Lightshot aracına. Evet tekrardan şöyle bu yine bu resmi seçiyorum. Yani siz herhangi bir yeri seçebilirsiniz. Ben örnek olarak Google'ı gösteriyorum. Yine seçtim bu şekilde. Buradaki sosyal ağlarda paylaş düğmesine tıkladıktan sonra sosyal ağlarda paylaşabiliyorum. İşte Facebook, Twitter, VK. Pinterest'te e, falan e, paylaşabiliyorum bu resmi. Ben şu anda paylaşmayacağım. Siz tıkladığınız gibi direkt bu resmi paylaşabilirsiniz. Yani seçtiğiniz alanı sadece. E, daha sonra Google'da benzer görseller arayı seçersiniz. Google'da buna benzer görseller arayacaktır. Ona tıkladım şu anda. Benzer görseller diyorum buradan tekrardan. Evet, benzer görseller çıkıyor bu şekilde karşıma. Ee, seçmiş olduğum bir resme de benzer görselleri bu şekilde arattırabiliyorum. Ee, daha sonra tekrardan aynı resmi seçeyim ben. Şu şekilde seçiyorum tekrardan. Ee, daha sonra da yazdır var. Yazdır dediğiniz gibi direkt eğer bir yazıcınız varsa yazıcıdan resmi yazdırabilirsiniz. Eğer yazıcınız yoksa e, pdf olarak kaydedebilirsiniz bilgisayarınıza. Yazdır dediğiniz gibi bilgisayara pdf olarak yaz, kaydedecektir. Bir de isim vermeniz gerekiyor. Sonra kaydet dediğiniz gibi pdf uzantılı olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ama eğer yazıcınız varsa e, tekrardan yazdır atıp deyip buradan hedefi değiştirip yazıcınızı seçip direkt yazıcıdan çıktı olarak da alabilirsiniz. E, daha sonra en çok kullanılan şey de bu zaten. En çok kullanılanlığı bu. Kaydet direkt bilgisayara kaydetmemizi sağlıyor. PNG uzantılı. Kaydet dedim. Direkt bilgisayarda nereye kaydetmek istediğimi soruyor. PNG uzantılı gördüğünüz gibi isim verebilirsiniz. Herhangi bir isim verdikten sonra kaydet dediğiniz gibi de PNG uzantılı olarak bu resmi kaydedebilirsiniz. Bu uzantı bu şekilde gerçekten işe yarıyor. Anlık olarak hangi sayfada açıksa hemen beğendiğiniz bir yer varsa hemen oru orayı e hızlı olarak ekran görüntüsünü alıp belli bir yeri yani. Direkt onu bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz ya da az önce gösterdiğim gibi farklı farklı yerlerde paylaşabilirsiniz. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin anlamadığınızda da kafanıza takılan bir yer varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Yardımcı olmaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.